Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Üzerimi Hastanesi'nin sizlere selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Ee, diğer bir önceki videoda dedik ki Rodrigo Becao için konuştuk. Fenerbahçe Rodrigo Becao için Udinese ile resmi temaslara başladı diyordu Ya Savuncuoğlu. Ki bunu ben çok daha önce söyledim. Sosyal medyaya bakarsanız arkadaşlar çok çeşitli iddialar var. Şimdi bu iddialardan bir tanesiyle başlasak Şimdi Fenerbahçe'de savunmaya son aday Bekao. Sam Tempton'la Konun ardından stoper için gündeme gelen son Brezilyalı Rodrigo Bekao olmuş. Udinese forması giyen 27 yaşındaki savunmacı için maliyet araştırmasına başlamış Fenerbahçe. Ve kısa sürede ilk teklif yapılabilir diyor. O ilk teklif yapıldı zaten. Şimdi yeni sezonda bir e, savunmaya mutlaka ve mutlaka takviye lazım. Hem Gustavo hem de ki hem de Serdar Aziz'in artık gideceğine taraftar %100 gözüyle bakıyor. Yani e, bu işin şu boyutu bu boyutu var ama taraftar %100 gözüyle bakıyor. Ya e Atilla Salay, zaten Atilla Selay'da teklifler bekleniyor. İyi bir teklif gelirse satılması gündemde. Tam Temtum'dan Lianko ve Bekao Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isim diyor haberde. Bu arada şunu söyleyeyim. Lian Koyu bilmiyorum e, biliyor musunuz siz? Ben yeni öğrendim. 1 Şubat 97 doğumlu yaş 26. Çok güzel. 1.87 boyunda çok güzel. ideal, Hızlı stoper yaşı gibi bir yaş. 4 milyon euro piyasa değeri var. Premierlikte Premier Lig'de ama 4 milyon euro çok düşük bir fiyat. Gerçekten çok düşük bir fiyat. Yani Premier Lig'de ben oynasam benim fiyatım 4 milyon euro falan olur. Sırbistan uyruklu Brezilya e, U23'ünde de forma giymiş. Oyuncuyu 7,5 milyon euroya 2021'de satın almışlar ama beklenen patlamayı verememiş. Bu sezon 29 maç 1 gol 1 asist 1880 dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Hani oyuncuyu bilmiyorum ama şu istatistiğe yani şu şeye bakarak söylüyorum. Yanlış anlamayın bak şimdi hocam senin de transfer marketine bakarak futbolcuyu bize yıldız yaptın demeyin ama şu e, portre ben de olumlu bir izlenim uyandırdı. Bilmiyorum. Oyuncuyu bir izlesem daha iyi olur. Şimdi Bekao da aynı şekilde. Bak Bekao'nun da tamam boyu biraz e, hani ona göre boyu biraz daha uzun olabilir. 1.87 Diyan koydu. 1.91 yani 4 santimlik bir fark var Bekao'da ama Bekao hızlı bir isim ve kendini kanıtlamış birisinden bahsediyoruz. <laughs> Brezilya milli takımında hiç oynadı mı? Hiç oynamadı. Ama aksini iddia edenle tartışırım. Eğer Fenerbahçe'nin e, sistemi bu sezonki sistemi olsun seneye Brezilya milli takımına seçilir. O kadar söylüyorum size. Tam Fenerbahçe'nin aradığı isim. Yorumlarda görüyorum birkaç kardeşimiz atıp tutuyor. Yok şöyle çöp, yok böyle çöp, yok bu alınır mı, şu alınır mı? Ya siz de kendi önerinizi yapın. Ben de onu bileyim yani. Olmaz mı? Sizin önerilerinizi de merak ediyorum. Sonuçta arkadaşlar siz de bu kanalın bir ferdisiniz. Sizin bütün fikirleriniz, görüşleriniz benim için önemli. Lütfen... Şu çöp bu çöp ya da bu alınır mı şu alınır mı derken fikrinizi de belirtin. Ben olsam şunu alırım diye. Ha tabii çıkıp da 5 milyon euroya Fandryk'ı alırım gibi de saçmalamazsınız herhalde. Onu da söyleyeyim. 5 milyon euroya BK'yı almak istiyoruz. Oyuncunun önceliği Brezilya diyor. Hayır, geçen senede biz futbolcuyla görüştük. Futbolcuya şartlarımızı anlattık. Futbolcuya futbolcuya ee, projemizi anlattık. Futbolcuya Fenerbahçe'yi anlattık. Ve futbolcu aslında geçen sezon Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Ta ki e, bazı olumsuzluklar çıktı diyeyim. Olur mu? En doğrusu bu. Yani cümleyi bu şekilde kurarsam. Şimdi olur mu? 10 milyon euro istiyorlar. 5 milyon euro en son fiyat teklif ettik. Bakalım ne olacak? Başkan Ali Koç, Sedat Karabük ve Tahir Karapınar kısa sürede bir araya geleceklermiş. Sosyal medyadan aldığım bir duyum bu. Ee, Tahir Karapınar devam etsin Sedat Karabük ile birlikte çalışsın istiyormuş altyapı için büyük bir hamle peşinde Ali Koç Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe bizim şey 2023-2024 sezonunda giyeceği iç saha formalarına dair bir iddia ortaya atıldı sosyal medyada ve e, bu formalar bu şekilde paylaşıldı arkadaşlar. Formalara dikkat ederseniz benim bana söylenen şeydi eee beyaz yaka detayıydı. Yani bana söylenen beyaz yaka detayıyla uyuşuyor. Dikkatlice bakarsanız. Beyaz yaka var. Kolları beyaz. Otokoç. E, açıkçası bende otokoç olarak yok sponsor. Bende tüpraş olarak var. Yani Fenerbahçe'nin kesinlikle bir gaz firmasının yani gaz firmasını göğüs sponsor olarak ya da isim sponsor olarak alacağı duyumu vardı. Bu benim şeyimi karşılamıyor. 5 yıldız zaten kesinlikle 5 yıldızda olacak hormalar. %100 bir şekilde. Ya ben yüzde vermek istemiyorum ama büyük ihtimalle forma budur. Fakat şunu söyleyeyim. Her sene her sene formanın sızması da Fenerbahçe yönetiminin sıkıntısı. Ya da beceriksizliği. Fenerbahçe için flash teknik direktör iddiası. Şimdi beceriksizliğe gelmişken. Brezilya'dan bir iddia geldi. Tite'nin Brezilya milli takımından ayrılan Tite'nin Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü. Uğur UOL'e esport eden Bruno Andrade ki bunu hatırlarsınız, oranın meşhur bir gazetecisi ee, nedir o meşhur gazeteci bu arkadaşla ilgili çok duyumlar duymuştuk. Bu arkadaş Fitenin Fenerbahçe'ne görüşünü söylüyor. 4 takımdan biriyle görüşüyor. Corinthians'e gelen teklifi geri çevirmiş. 2023'te Brezilya'da çalışmasını istemiyormuş ailesi. Al Hilal için favorilerden biri olduğunu belirtiyor. Biliyorsunuz Jorge Jesus da e, yer almıştı Al Hilal Al Hilal dedikodularında. 3 kulüple daha görüşüyor demiş. Yunanistan'dan Olympiakos, Fenerbahçe, Japonya'dan da bir takımla görüşüyormuş Tite. 62 yaşında Gremio, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al Ain, Internacional, Al Vahta gibi takımlarda görev yapmış. Geleceği belirsiz diyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Şu an Fenerbahçe Jorge Jesus'tan çıkıyorum dese. Yani Jesus'tan çıkıyorum dese. E, sosyal medyaya göre Montella Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Bana göre de İsmail Kartal yeni teknik direktör olur. E, bir de bir isim daha söylemiştim üyelere de. Aklıma gelmedi o isim ya. Yabancı bir isim. Ya inanın şu an aklıma gelmedi ya. Ama bir en kısa zamanda anlatırım. Fenerbahçe'den Parades sürprizi demiş. Ben haberi okumadan söyleyeyim arkadaşlar. Sosyal medyada geziniyorum. ya Çok güzel atıyorlar. Galatasaray şunu getiriyor. Fenerbahçe bunu getiriyor. Beşiktaş şunu getiriyor. Trabzon şunu getiriyor. Sonra hepsi birlikte onu getiriyor. Sonra diyorlar ki hadi bir kez de turlayalım. Sen bizimkini getir biz seninkini getirelim diyor. Ya arkadaşlar palavra haber çok fazla var. Bak Parades'i Trabzonspor getiriyor. Galatasaray'da getiriyor. Beşiktaş'ta getiriyor. Tabi Fenerbahçe'de en son getiriyormuş artık. Arjantin'in orta saha Leandro Parades için harekete geçti. Yeni sezonda Fenerbahçe kadroyu güçlendirmek istiyor. Arjantin'in ön libero'nun peşine düştü. Işık görünmüş. Fransız ekibinin yeni sezon planlamasına düşünmeye 28 yaşındaki milli tangocunun menajeriyle kurulan temasta şöyle oldu böyle oldu. 4 yıl önce 40 milyon euro bedelle Zenit'ten Paris Saint Germain'e geldi. Mevcut piyasa değeri 21 mi, şey mevcut piyasa değeri 12 milyon euro. Arjantin kadrosunda yer aldı transferi gerçekleşirse Ortega, Sosa ve Perotti'den sonra Fenerbahçe'nin dördüncü Arjantinli'si olacakmış. Yani dördüncü Arjantinli'miz değilmiş. Yani umarım anlıyorsunuz arkadaşlar. Ya aynı dilden konuşuyoruz umarım. Fenerbahçe'den Altay ve Livakovic gerçeği. Şimdi asıl önemli husus var. Mevzular, kapalı mikrofona hoş geldiniz. Asıl önemli husus burası. Şimdi Fenerbahçe kadroyu güçlendirme peşinde. Ben açık söyleyeyim. Bir kaleci en az bir stoper. Gidene göre iki stoper. Sol bek soru işareti. Ama Luan Perez o işaretleri kapatıyor gibi. E, de eh işte diye oynarsa sıkıntı. Şu an için sağ bek de kapatıyor gibi. Ön libero'da 3 tane oyuncu oynayabiliyor. Arao, İsmail, Crespo oynayabilir. Bence 8 numara. Bak Kaleci 1, stoper 2, 8 numara 3 soru işareti bende. Arkadaşlar tamam size göre Zayt dünyanın en iyi orta sahası olabilir ama bana göre değil. Ben soru işaret ediyorum 4 orta sahanın sağı, 5 orta sahanın solu, 6 kütürük eriği gibi forvet. Forvetin arkasında Arda Güler oynar, İrfan Can oynar, Lincoln oynar. Bak orası çok dokunmayın. Bak 6 tane kütür kütür transfer yap yap izle. Livakovic, Bekao, Bekao, Salai ikilisi olarak düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Solda Luan Perez olsun. Sağda Ferdi olsun. Crespo diyeyim. Ya da Arao, o İsmail hangisini derseniz. 8 numara Nebi Keita gibi bir ya da e, Renato Sanchez gibi bir 8. Sol kanada Zaha. Sağ kanada Kent. Forbet'e de Firmino. altı transfer. Geri kalan Yedeklere çöp mü alıyor bilmem ne mi alıyor ona karışmam. Şimdi Al, Al Altay Bayındır Avrupa hayali bitmeyen bir isim. Avrupa'ya gitmek isteyen bir isim. Bugüne kadar gelen teklifleri biz elimizin tersiyle ittirdik. Ancak Fenerbahçe'de kaleci arayışı artık ayyuka çıktı. Altay Bayındır da bunun farkında. Biz de farkındayız. Ve Livakovic bir numaralı aday. Çıkış maddesi 10 milyon euro. Ancak Fenerbahçe yönetimi 4 milyon euro belirlemiş durumda ve Altay Bayındır'ı 8'e satma niyetinde. Yorumlarda görüyorum hocam 8 milyon euroya Altay'ı kimse almaz demiş. Peşin konuşmamakta fayda var. Hocam imkanı yok Altay'ı kimse 8'e almaz. Peşin konuşmamakta fayda var. Hocam Altay'a hiçbir salak 8 vermez. Peşin konuşmamakta fayda var. Umarım yani umarım artık susarsınız. Çünkü bu kadar laftan sonra da hala konuşuyorsanız siz bilirsiniz. Fenerbahçe için son iddia Jan Sommer. Bu da kaleciydi sanırım. Dinamo Zagreb'in kaptanı Dominik Livakovic için girişimleri yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de alternatif isimlerden birisi Jan Sommer olduğu öne sürüldü. Geçiniz. Livakovic görüşmesi sürüyor. Sommer iddiası geçiniz. Alternatif isimlerden birisi Sommer. Neuer'in bacağının kırılmasından sonra devrasında Mönchengen Glambach'tan Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak Alman devi Neuer'in iyileşmesinin ardından yaz döneminde ayrılmak istemesi halinde İsviçreli kaleciyle kolaylık sağlama sözlüyor. Bu arada Bayern Münih demişken aklıma geldi. Ya Borussia Dortmund gerçekten büyük ahmak bir takım ya. Gerçekten büyük loser bir takım. Şimdi sosyal medyada da Fenerbahçe'yi, Dortmund'u, Tottenham'ı falan yan yana koyup işte loserlar falan filan diyor. Fenerbahçe'nin durumuyla bunların durumu bir değil. Dünyada otobüsü kurşunlanan yani tek büyük takımdır Fenerbahçe. Dünyada otobüsü kurşunlanan. Tottenham'ın, Borussia Dortmund'un otobüsü kurşunlanırsa tamam. Loser diyelim. Napoli'ye de loser da Napoli şampiyon oldu. Arsenal'e da Arsenal geri zekalı. Zamanında şampiyon olabilen dedim, geri zekalı ama. Ee, ya da Borussia Dortmund'a Alman terör örgütünün biri kumpas kursun. Hakimleri ele geçirsin. Savcıları ele geçirsin. Polisleri ele geçirsin. Medyayı ele geçirsin. Pompala da pompala yapsın. Hepsiyle pompalasın. 7-24 kötülesin. Operasyon çeksin. Dünyanın en iyi 5 ekonomik takımından biriyken aşağılara çeksin. Ondan sonra diyelim ki Borussia Dortmund'da kaderi aynı. Arkadaşlar bakın kendiniz uyduruyorsunuz, kendiniz üretiyorsunuz, kendiniz inanıyorsunuz. Fenerbahçe finallerde kaybeden takım. Hayır. Denizli'de Adnan Polat ne dedi? Galatasaray'ın şike yapmadığına kefil olmam ama 20-45'te şampiyonuz dedi. Rigobert Songa prim parası adı altında Denizli teşvik birimi verildi. Galatasaraylılar bunu kabul ediyorlar. Diyorlar ki teşvik birimi şike değil ki. gerçekten böyle yani enteresan bir durum var. Fenerbahçe Trabzonspor maçında son maçta şampiyonluğu kaybetti. <gülüyor> yani <gülüyor> 1 milyon yılda bir olabilecek bir olay. Herhalde 60 tane falan şut çekildi. 40 tane isabetli şut var. Olmayınca olmuyor. Hocam Allah bile istemedi falan. Allah'a kitabı karıştırmayın bu kadar. Başka? Yani Galatasaray maçında Cüneyt iç çakırı ayarla. Fenerbahçe'nin nizami golünü verme. Fenerbahçe'yi 10 kişi bırak sonra finallerde Fenerbahçe kaybediyor. Bu külliyen yalandır. Bu Fenerbahçe taraftarını sindirmek için üretilmiş bir yalandır. Cüneyt Çakır'ın ben çok merak ediyorum. Yani ailesinin bağlantılarını çok merak ediyorum. Mesela babasını çok merak ediyorum. Cüneyt Çakır'ın babasını bilen var mı aranızda? Bir araştırın bakalım nasıl bir adammış. Kimlerle arkadaşlığı varmış. Kimlerin toplantılarına falan katılıyormuş. Kimlerin sohbetlerine katılıyormuş. Bir bakın bakalım. Araştırın. Zaten ben şunu söyleyeyim. Cüneyt İt Çakır o gün adaletli bir hakem yönetimi sergilese. Fenerbahçe şampiyon olsa. Bugün Galatasaray'ın esamesi okunur muydu? Düşünsene kumpas yapılmış. Şike yaptı denilmiş. Son maça kalmış Fenerbahçe. Ama Fener, Galatasaray'ın puan farkı 9'du. Puanlar yarıya indirildi falan. Ulan geri zekalı. Sezonun başında bilmiyor muydu bunun böyle olacağını? Galatasaray taraftarına söylüyorum. Ya bu kadar mı cahilsiniz? Ya bu kadar mı kafanız çalışmıyor? Açın bakın senenin başında karar alınmış. Şimdi önümüzdeki sene 20 takımdan oynanacak Süper Lig. 38 maç yapılacak. Ben desem ki 34. hafta bittiği zaman Fenerbahçe şampiyon. Son 4 haftaya gerek yoktur. Takıma 30. Ne derler? Ulan gerizekalı derler. Senin dediğin 18 takımda bu takım 20. <laughs> İyi de lig oynanırken bilmem kural değişmez. E, lig başlamadan yapılmış. O zaman sustururlar, oturturlar. Ama karşımızdaki kitledeki yüzsüzlük seviyesi arşa çıkmıştı durumda hala sezon oynanırken playoff getirildiğini düşünen gerçekten cahiller var. Aç internete bak ne zaman getirmiş. Çok mu zor? Şu interneti sapık sapık şeylerinizin dışında bir şeylerin dışında kullanın. <laughs> Dediğim gibi bu maç öyle. Bu sezon mesela Galatasaray'ın karagözünden 5 tane yedi. Fenerbahçe'den 5 tane yedi. Fenerbahçe Antalya'yı yendi. Şampiyon oldu. Başakşehir'i tokatladı. Türkiye Kupası'nı aldı. İnşallah böyle bir senaryo yaşanır. İnşallah. Büyücü arkadaşlar. Hadi sizi görelim. Bir şeyler yapın bakalım. Bu senaryodan sonra Galatasaraylılara neler söylersiniz? Galatasaraylılara yüklenin. Ben başka bir şey söylüyorum. Hani Fenerbahçe şike yapıyormuş ya. Çok basit. 3 tane maç şike yapsın Fenerbahçe. Ankara gücü Galatasaray maçının hakemeni satın alsın. Ankara gücü kazansın. Kazanırken de Galatasaray'ın en iyi oyuncuları. Zaten sarı kart sınırında bir sürü oyuncusu var. Gel bakayım buraya. Sen niye saçıyorsun? Al sana sarı kart. Fenerbahçe maçında oynamazsın. Zaten psikolojik olarak yerin dibine girerler. Psikolojik olarak mahvolurlar. Biterler. Bunu söyleyeyim. Bitti mi bitmedi. Bitmedi. Son maç Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe e, hakemi ayarlasın. Fenerbahçe Antalya maçında hakem ayarlasın. Desin ki biz ne olursa olsun kaybetmeyeceğiz desin. 3 maçı ayarlasın. Bak al sana çiki. kolay bir yöntemi söyleyeyim. 3 maçı Fenerbahçe ayarlamış olsa Fenerbahçe kazansa Galatasaray'dan bir şampiyonluk değil 30 şampiyonluk almış kadar bir psikolojik buhrama sokar. Şimdi geçmişe dönün bakalım. Süper finalde Fenerbahçe'nin kaybettiği maçı düşünün. Denizli'de Fenerbahçe iki, bir hafta önce Galatasaray'ı dörtlemiş. Üç tane topu direkten dönmüş. Yani düşünün operasyonları düşünün. Anladınız mı demek istediğimi? Alın size loserlık. Alın size bilmem neylik dersin. Susturursun. Ama yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben bu son mer konusunda Borussia Dortmund konusunda söylüyorum. Borussia Dortmund kendi eliyle gitti. iki tane yedi. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Afiyet olsun dedi. Yedi işte mahvettim. Bu arada Fenerbahçe'nin 3 tane maçı kaldı. 3 maç 30 Mayıs Salı 20'de 4 Haziran Pazar 19'da 11 Haziran Pazar 20.45'te 3'te 3 yaparsa Fenerbahçe en az bir kupası var. 3'te 3 yapar Fenerbahçe Galatasaray Ankara gücüne yenilirse 2 kupası birden var Fenerbahçe'nin. Böyle bir senaryodayız. Dediğim gibi inşallah Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Kullarından ayrı yok. Yani Allah, yani Allah kendisinden başkasına da muhtaç etmesin. Ben bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu son ver olay da doğru değil. Toparlayacak olursak, özetleyecek olursak söyleyeyim. E, BKO transferi için uğraşıyoruz. Ben olacağı hissindeyim ya. Yani bir şekilde halledeceğiz hissindeyim. Parades bence palavra. Livakov için de ben olacağı hissindeyim. Lianko ismi bilmiyorum ya. Bana mantıklı geliyor ya. Yani içimden bir ses bu çocuğun hani doğru takıma gittiğinde ki Fenerbahçe doğru takım olabilir. Oraya giderse çok iyi bir seviyeye geleceğini söylüyor ama Zannetmiyorum Fenerbahçe'nin bir şey yapacağını. Başka? Monteya ismi ve Monteya'nın Adana Demir'de devam edeceği görüşündeyim. Fenerbahçe'ye gelmeyeceği görüşündeyim. Jorge Jesus ben Jesus'la Fenerbahçe'nin yani şu an var ya 3 maç bitmeden hiçbir şey söyleyemem. Yani şu an devam edecek desem hani devam edecek de olur? Gidecek desem hani gidecek de olur? Yani gidecek diyeyim. Bak Jesus %100 gidecek diyeyim. Ters totem yapayım. İnşallah Fenerbahçe hem ligi kazanır hem Türkiye Kupası'nı kazanır. Bir sene daha devam etsin. Bunu kazanırsa zaten Kimsenin umurunda olmaz. Değer bir kaybedilmiş. Bilmem ne olmuş. Sonuçta beklenen, uzun yıllardır beklenen kupalar gelmiş olacak. Aklımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Serdar Aziz ve Gustavo Yannik'e %100 gidecekler gibi gözüküyor ama ben Serdar Aziz'den emin değilim. Onu belirteyim. Ee, ama e, yok ya. %90 gider Serdar Aziz. Söyleyeyim. Atilla Salahi'ye teklifler var. Rusya'ya dikkat edin. tite konusunda bana ulaşan hiçbir bilgim yok. Onu da belirteyim arkadaşlar. Altay'ın da gideceğine ben kesin gözüyle bakıyorum onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Altyapıda da zaten her sene değişiklikler oluyor. Teşekkür ediyorum bu kanalın bir ferdi olduğu için. Teşekkür ediyorum bu kanala abone olduğunuz için ve teşekkür ediyorum bu videoyu beğendiğiniz için. Görüşmek üzere.